Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yeni bir Farming Simulator videosuyla karşınızdayım. Ne haber? Nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerindedir. Evet arkadaşlar, bugün ne yapacağız? Bugün iki tane daha tarlamızı hasat edeceğiz. Bir önceki bölümde bildiğiniz gibi mısırımızı hasat ettik. Seramıza su çekmiştik arkadaşlar. İkinci turu ben kendim yaptım video dışında. Bu arada kanalımıza ilk defa uğrayan arkadaşlarımız varsa ya da videolarımızı izleyip de abone olmayan arkadaşlarımız varsa, abone olursa gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Hadi videoya başlayalım. Evet, şimdi arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bunda ne kadar var? 18 ton bunda var. Yine tümasına binmişim lan. 18 ton, 14 ton da bunda var. Ne yaptı? 32 ton. Steyr'de kaç ton var? 7,5 ton. 39,5 ton. 40 ton diyeceksin işte arkadaşlar. Ortalama 40 ton mısırımız çıkmış. Bunları hemen silomuza boşaltalım. Şu oyunun sesleri ne durumda? Hemen ben bir ona bakayım. Bir yandan da Simple IG açayım arkadaşlar. Hemen şöyle. Oyunun sesini %40'a ayarlıyordum YouTube videosunda. Ha, acemi kısmışım. Şunu da %40 yap. Tamam. Süper. İnşallah şimdi iyidir arkadaşlar. Evet. Nasılsınız dostlar? İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Evet, şimdi bunları hemen depoya boşaltalım. Hemen şu yandaki soya fasulyesiydi galiba. Onu bir hasat edelim arkadaşlar. Aslında şöyle de bir şey geldi aklıma. Dur. Ben bir soya fasulyesini hasada gideyim. O biçerdör oraya hasatlarken arkadaşlar. Ana, buna ne olmuş la? Biz de bu işlerimizi halledelim. Buna niye böyle olmuş? Bu böyle kendinden geçmiş arkadaşlar bu. Ulan ne olduysa. Şöyle al. Heh. Tamam. Biçerdörümüz oraya hasatlarken arkadaşlar biz de buradaki işlerimizi halledelim. Bu arada 3. şahıs modunu kaldırdım arkadaşlar. Çünkü 3. şahısta bayağı bir sıkıntılar yaşıyoruz. Bazen görüntüyü bozuyor. Aradım, taradım, araştırdım. 3. şahıs moduyla da alakalı bir durummuş. Haberiniz olsun. Bazen böyle görüntü çok bozuluyor arkadaşlar. Şey oluyor, bulanık gibi görünüyor. Alakası yok ama bulanık gibi görünüyor. Aa, ineklerimizi de doyuracağız. Bu bölümde ineklerimizi de doyuracağız. Bayağı bir işimiz var arkadaşlar bu bölüm. Uzun olabilir. Şöyle arkanıza yaslanın arkadaşlar. Çayınızı, çorbanızı, elinizi alın. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Şimdi şuradaki aradan geçebilir miyim? Şuradan geçerim. Diğer tarafı... Aa, adam hasat etmiş zaten tarlasını. Bunlar benden hızlı çıktı arkadaşlar. Buranın otu kurumuştu. Biliyorsunuz arkadaşlar, bakın. Ama diğer tarafların otu kurumadı. Neden kurumadı bilmiyorum. Buraya hasatlayacağız. Bir de ileride bir arpamız vardı ya. Arpayı da hasatlayacağız arkadaşlar. Allah! Ya çarpmıyor, sıfırdan geçiyor gördüm ben. Benim tarlam ezileceğine başkasının tarlası ezilsin. Aha! Anam, burada hasatlıymış lan. Dümdüz buradan gelebilirmişiz. Neyse, çaktırmıyoruz dostlar. Gel abi geri, gel. Oo, çalıştır makineyi. Bakalım buradan ne kadar soya fasulyesi çıkacak. Gel. Tamam, buradan gerisini otomatiğe versem mi? Vermeyeceğim arkadaşlar. Tarlanın içinden bir ucundan diğer sola doğru gideceğim. Orada bir dere yatağı gibi bir şey var ya arkadaşlar. O yüzden kenarda bırakıyor. Biçerdör hata veriyor. Bizim yeniden tarlanın sağını solunu halletmemiz gerekecek. Bu arada depoları, remorkları boşaltmadan önce bir işlem daha yapacağım. Onu da göreceğiz şimdi hep birlikte. Diğer tarlalarımıza kireç atmaya gideceğiz arkadaşlar. O kadar kireç yaptık. Kullanmazsak eğer kalp krizi geçiririm. Vallahi kalp krizi geçiririm arkadaşlar. Anam, buna bir depo yeter galiba. Ama biçerdörü eve götürmeyeceğim. Tekrardan buraya remork getireceğim. Hayır, lütfen. Oy. Nasıl korktum arkadaşlar, şimdi orada kalacağız diye. Tamam. Bu ne lan? Aa, Fendt burada kalmış. Fendt'i de eve götürelim. Ben Fendt'i eve götürene kadar videoyu beğenmeyen arkadaşlarım veya kanala abone olmayan arkadaşlarım, kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bu arada bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. 9500 aboneye gidiyoruz. 10.000 aboneye çok az kaldı. Çekilişe çok az kaldı dostlar. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden arkadaşlar. Burada bizim buradaki tarlamız da var. Gerçi bu olmamış. Bir tarla satın almayı düşünüyorum arkadaşlar. Küçük tarlalarından 2 tanesini satıp büyük bir tarla satın almayı düşünüyorum. Bu konuda bana yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Ben şimdi haritamızı açıp size 1-2 tarla önerisi göstereceğim. Hangisini alalım diye. Gerekirse para eklemeyip kredi çekeceğim arkadaşlar. Ya şu para ekleme muhabbeti fazla yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Gerekirse kredi çekelim, kredimizi ödeyelim ya. Her şey için para ekledikten sonra oyunun akışı kaçıyor arkadaşlar. Bu nedenle paramız yetmezse ben kredi çekeceğim. Öyle her şeye para eklemeyeceğim. Traktörleri de çok sık değiştirmekten vazgeçtim arkadaşlar. Çünkü aldığımız traktörlerin bazılarını daha hiç bilmeden değiştirilmemiz söyleniyor. Bu konuda biraz hassasiyet gösterirseniz çok mutlu olurum. Güzel oynayalım arkadaşlar. Şimdi bu burada kalsın. Tamam. Ne yaptın birader? Tamam. Sen şöyle bir gel abi. Seninle işimiz olabilir. Sen burada kal. Şimdi TR6 kalsın burada. Gel bakalım. İyi mısır çıktı. İyi arkadaşlar. Bu buradan kurtarır mı acaba? Diferansiyel sesiymiş arkadaşlar bu arada bu Valtıra'nın sesi. Aşırı güzel. Lan gitti güzelim, Valtıra'yı vurduk. Vallahi vurduk. Ya remork takılma ya. Neyse, evet. Çaktırmıyoruz arkadaşlar. Niye olmadı? Şurayı şöyle halletsem. Bak şimdi arkadaşlar. Şöyle itiyoruz. Alan çok dar. 2 remorku bir de sökmek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden dök abi dök. Dök. Seramızı dikeceğiz arkadaşlar bu bölüm. Haberiniz olsun. Farklı ürünlerin olduğu mapler var arkadaşlar. Oralarda oynamayı çok istiyorum. Ya adamlar çok güzel farklı ürünleri eklemiş map'e ama harita güzel değil arkadaşlar. Harita güzel değil. Ekip arkadaşlarımız okulda olmasa arkadaşlar oradaki özellikleri bu haritalara eklettireceğim ama kardeşlerimiz okulda, asla onların okulu varken şunu yapın bunu yapın diyemeyiz. Çünkü okul her şeyden önemli arkadaşlar. Boş kaldıklarında zaten yardımcı oluyorlar. Tamam, bir tekne kaldı, Steyr'deki kaldı. Steyr'i boşaltalım, doğru, onu da halledelim. Şimdi şeye yapacağım, Steyr'i bırakacağım arkadaşlar, 3105'e bineceğim. 3105'te remork götüreceğim. Baltadaki 2 remorku da 3005 değil o 3075. Onunla gideceğiz. Bu arada arkadaşlar bu Steyr'i tuşlamamak lazım. Çarpmadı, tuşlamamak lazım. Bu Yılmazlar trailer çok ağır. Gerçekten çok ağır arkadaşlar. Ama bu Steyr'de manevra yok. Manevra yok. Dök abi dök lan. Baltıracık 3105'te bu ikisini 75 ikisini çeker. Sen burada bir bekle bakayım Baltıracık. Farklı traktörlerle iş yapalım. Hep aynılarını kullanmayalım. Gel bakalım 3075'te. Tamam, şunun güneşliklerini açalım. Kapısını açalım. Penceresi. Aa, tek çekerinde açılıyor değil mi bunun pencereleri? Tamam. Tamam. Gel abi tak remontları. Let's go. Bu taraftan gideceğim. Ciğere bak ciğere arkadaşlar. Harbi ciğer ya. Devrini alırken ki şöyle bir boğulma sesleri falan çok iyi ya. Hararetimiz niye ortaya kadar gelmiş arkadaşlar? Sen ne yaptın? Abi bu boşluk ne? Burası ne? Biçecek mi burayı? Biçmeyecek mi? Abi ne yapıyorsun? Abi biçecek galiba. Oha, sen ciddi misin ya? İndirecek mi bakalım? Dur dur dur. Az bir şey bıraktın, orayı da alalım. Heh. Tamam. Çek 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 çek. Burayı alalım. Bunu hemen remorka boşaltalım arkadaşlar. Doğru arpa tarlasına gideceğiz şimdi. Tamamdır. Aç abi boruyu. Arkadaki remorka boşaltalım arkadaşlar. Arpa tarlası daha çok hasat verebilir. O yüzden hiç sıkıntı yapmayalım. Büyük remorka arkadaşlar direkt şey yapalım. Arpa hasadını boşaltalım. Şuradaki diğer konulamız oldu mu acaba bizi? Dök abi dök. Çok da vermedi ya. Tarla çok küçük. Küçük değil, çok da büyük de değil aslında ama beklediğimden daha az çıkmış arkadaşlar. En azından bir depoda olsaydı çok daha güzel olabilirdi. Bunları direkt satacağım. Bunlar da az hasat var ya arkadaşlar. Bunları direkt satacağım. Biraz paramıza para gelsin. Bu arada sizlere şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Şimdi benim almak istediğim birkaç tarla var. Örneğin şu mısır tarlamızın yanındaki şu 126'yı almayı düşünüyorum arkadaşlar. Ondan sonra 126 bize biraz çok da büyük değil ama güzel. 84 olabilir bakın arkadaşlar. Sol alt köşede 84 var. Burada 126 var. 84'ü mü alalım? 126'yı mı alalım? Yoksa 149'u mu alalım arkadaşlar? Bu şekilde yorumlarda yazın. En çok yazılan tarlayı kredi çekip gerekirse ya da birkaç bir şey satıp alalım o tarlayı. Şimdi gidelim doğru arpa tarlasını. Aslında falanı verse miydim? Yok ya, götürürüm ben onu. Ben nereden gideceğim la? Ben hiçbir şey yapmayayım arkadaşlar. Kimsenin tarlasını ezmeyeyim. Ben en iyisi ana yoldan gideyim. Haydi tarlada görüşelim. Evet arkadaşlar, tarlamıza geldik. Şimdi ben bu tarlanın başından bir tur atayım bu taraftan. Ondan sonra otomatiğe vereceğim. Burayı saman yapacağız. Saman yapacağız arkadaşlar, bir bakalım. Saman yığını etkinleştir. Tamam. Samanımız olsun, bol bol balya yapacağız arkadaşlar. Gerekirse balyeleri de satacağız. Çünkü tarla falan alacağız ya arkadaşlar. Ya bize Allah tablayı vurduk. Bize çok para lazım olabilir. O nedenle saman yapalım. Buradan gideyim. Bir tur da şu ağaçların olduğu taraftan gideyim arkadaşlar. Ondan sonra verelim otomatiğe. Biz diğer işlerimizi halledelim. Biçer döveri hiç buradan götürmeyebiliriz. Aslında ben biçer döveri hiç buradan götüreyim. Buraya şey yapayım arkadaşlar, stop edeyim. Zamanı ilerleteceğiz ya. Boşuna eve götürmeye gerek kalmasın. Ağacın gölgesine bırakalım. Ondan sonra devam ederiz. Yan tarlalar zaten hepsi bizim. Baksanıza arkadaşlar, ben ilaçlamama rağmen buralar hep yeniden otlandı ya. Hepsi yeniden otlandı. Çok kötü oldu bu ya. Dur abi dur. Ya ezmeyecektim arkadaşlar. Ona dikkat edecektim ama. Aa, iyi ki de küçük remorka döktüm. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın bayağı çıkacak. Şimdiden %20'si doldu. Tamam. Şimdi geldik eve. Şimdi arkadaşlar şu işleri halletmeden önce benim başka bir şey yapmam lazım. Ne yapmam lazım? Benim tarlalara kireç atmam lazım arkadaşlar. Sürdüğümüz tarlalara hemen kireçleyeceğiz. Şimdi burada bir tane kireç makinemiz vardı. Bu 3 ton alsın. Şöyle olsun. Şöyle 25 olsun. Bu neymiş bunlar ya? Arka eklenti vesaire vesaire. Aa, güzel. Bakın şimdi arkadaşlar. Gel bakayım Fendt. Allah, zincir. Zinciri satmayalım. Zincirimiz kalsın arkadaşlar. Bu zincir bize yine lazım olabilir her türlü. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu makinenin arkasına bir de remork takacağım. Dolduralım şu kireci şuradan. Doldurmuyor mu abi? Yerden doldurmuyor mu abi bu? Nasıl ya? Sen ne diyorsun abi? Bundan dolduracak mı? Doldurmayacaksa ben ne yapacağım arkadaşlar bu kireci? Katmayı deneyeceğiz doldurmazsa. Gel bakayım. Biz şimdi naneyi yemedik mi arkadaşlar? Biz şimdi naneyi yemedik mi dostlar? Biz bunları satacağız. Ama ben yayında yaptık dolduruyordu. Ben direkt makineye dolduruyordum buna ya. Aslında doldurması lazım ama neyse. Onları şimdi satmayacağım arkadaşlar. Ben normal kireç alacağım. Tamam mı? Eğer bildiğiniz bir yöntemi varsa onları nasıl dolduracağımızı lütfen bana onları yorumlarda yazın arkadaş. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şu remorku takayım bir arkaya. Gel abi gel. Arkasında eklenti var abi. Sadece 4 tekerlekli remorklarda mı geçerli acaba? Allah Allah. Neyse dur bakalım. Bulacağız bir yöntemini ya. Ben şimdi bunu doldurayım. Heh, doluyormuş tamam. TR6 gel aslanım. TR6 ile gidelim arkadaşlar, ne yapalım? Çok güzel traktör. Beğendiğim traktörlerde bugün TR6 var yine ekranlarda arkadaşlar. Daha önceki gameplay videolarımızda da kullandık bunu biliyorum. Seviyorum arkadaşlar gerçekten. Gerçekten seviyorum bu traktör. Bu traktör çok güzel. Gel abi şu arkadaki 4 tekerlekliyi alacağım arkadaşlar sadece. Bunu şuraya park edelim. Güzel bir şekilde. Lan görmeden garaja girdim ya be. Gel. Hop tamam. Kalsın bu burada. Şu 4 tekerlekliyi alalım. Ne oldu la? Niye durdu o? Aa çuval bitmiş. Tamam abi doldur. Bir tur daha doldur sen. Şu çuvalı almıyor. Gel abi sen. Lan aşağı mı düştü? Aşağı düşmüş. Ey Allah'ım yarabbim. Tamam. Gel abi sen de. Tamam. Gel abi sen de. Gel. Bunların tanesi kaç ton acaba arkadaşlar? Yazıyorsun değil mi? Lan tanesi 300 kilo. Yo bu 300 kilo olması mümkün değil. Tanesi 2 ton mu? O 300 kiloluk da makineye dolduran yarım olanmış arkadaş. Gel. Baksanıza biçer dören deposu %80 dolmuş. Gel abi gel. 2 kişi gideceğiz şimdi. Düşme. Hadi gidelim. Oo ön kaldıracak arkadaşlar neredeyse. Ağırlı olmasına rağmen. Biliyorsunuz ki normal şeylerde, traktörlerde bu ciddi anlamda ön kaldırıyor. Ben bu tarlayı hemen götüreceğim şimdi. Bütün her şeyim benim doldurmada değil mi? İşçide her şey kapalı olması lazım benim. Nerede? Kapalı. Tamam. İşçiye verdiğimiz zaman otomatik doldurmasın arkadaşlar. Yoksa bir anlamı kalmıyor. Eminim ki siz de öyle oynuyorsunuzdur. Oynamayanlar da vardır tabi o şekilde de. Bu şekilde daha güzel arkadaşlar. En azından her şeyi bizim yapmamız gerekecek. Sadece traktörü şoför kullanıyor. Sadece şoför maaşı. Ne? Parama bak. Ya başlayacağım kirecine de şununla da ya. Çiftçilik gerçekten çok masraflı iş arkadaşlar ya. Ya gerçekten çok masraflı iş. Bu nedir ya? Şöyle gitsek, bu şekilde atsak ne olur? Tamam az bir şey kalsın önemli değil. Ben şimdi bir 3000'e gitmem lazım. O orada atsın. Zaten arkadaşlar deposu durunca beni bekleyecek. Yapacak bir şey yok. Ben bu 3105'i tarlaya götürelim. Götüreyim arkadaşlar biçer döverin yanına. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar tarlamıza doğru geliyoruz ama 3105 rampayı çıkamıyor. 105 nereden çıktı ya? 3105 diyorum. 3075. Rampayı zor çıktı arkadaşlar. Şuradaki geri dönüşte ne yapacağız bilmiyorum. İnşallah tarlada batmayız. Batarsak mecbur traktör getirmek zorunda kalacağız. Biçer döver ne yaptı acaba? Tarlanın ne kadar kısmı bitti? Lan tarla bitti mi? Yo. Arkadaşlar bu remork almayacak bile belki de ha. Ben bir remork daha getirebilirim büyük ihtimalle. Baksanıza yarısında depo doldu. Arpa iyi döktü. Taşını falan temizlemesi, gübresi, ilacı çok şey fark ettirmiş dostlar. Bakın yarısında doldu. Tek seferde dolar mı acaba remork? Şimdi benim bir eve gitmem lazım arkadaşlar. Şu TR6'yı hemen götürmem lazım Fendt'in yanına. Ne olursun düşme. Heh tamam. Ya düşme. Bağla da yok ki bağlasak. Düşme lütfen rica ediyorum düşme. Hemen gidelim arkadaşlar bunu da Fendt'in yanına götürelim. Bu arada oyunumuzdaki bu son güncellemeden sonraki oluşan küçük kasmalar arkadaşlar geçti. Bir algılamadı mı? Bir şey mi oldu arkadaşlar? Öyle böyle kasmadı ya. Ben de oyuna mail attım arkadaşlar. Oyunun şirketine dedim. İşte bu nasıl güncelleme dedim. Oyun mahvoldu dedim. İlk etapta arkadaşlar fark edenler olmuştur eminim. Oyunda küçük takılmalar harici olarak ya hayır ya başlayacağım ama ha. Küçük takılmalar harici olarak arkadaşlar yapay zekaların sürekli hata vermesi gibi ciddi anlamda çok sorunlarla karşılaştık. Özellikle canlı yayınlarımıza gelen arkadaşlarımız bilir. Gerçekten çok ciddi sorunlarla karşılaştık. Hatta güncellemeden sonraki ilk oyunumuzda bize oyun oynatmadı arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ondan sonra düzeldi. Ben de oyuna mail attım arkadaşlar. Dedim işte son güncellemede böyle bir durumlarla karşılaştık dedim. Harici benim hediyem nerede kaldı dedim ya. Arkadaşlar sana hediye göndereceğiz dediler. Yayıncı ve YouTuber paketi. Kaç ay oldu daha gelecek ya. Bu ne biçim iştir birader. Kaç ay oldu be. Hala gelecek. Abi senin depon bitmemiş. Niye durdu? Depo bitmemiş abicim. Niye durdu? Neye takıldın bakayım sen? Ben hemen biçer döverin yanına gitmem lazım. Hadi biraderim. Bu durdu ama niye durdu? Evet. Arkadaşlar. Bu burada da deposu dolmamış. Biz seraya gidelim. Gel serayı halledelim. Evet. Bu tırı bozmamış mıyım ben? Tırın şeylerini bozalım. Ben su getirdim arkadaşlar en son tekrardan da tırında daha deposu çalışıyor olarak kalmış. Şu tırın kirasını hemen bozalım. Boz. Abi sen ciddi misin ya? Bu nerede? Heh burada. Bir an görmeyince korktum. Yem karma ve dağıtma makinem benim niye şeymiş? Arkadaşlar arılar ne yaptınız? Bal. Güzel. Buradan da para kazanacağız arkadaşlar. Gel. Koy şuraya. Ver abi bunu da. Koy şuraya. Evet arkadaşlar 5 kavanoz 100 lira. 5 kavanoz 100 lira. Devir 20-22. Patron çıldırdı. Var mı isteyen? Oha lan bir daha geliyor. Koy. Bunların hepsini satacağız arkadaşlar. Hepsini. Hepsi bize para getirecek gani gani. Bu nedenle para eklemeyeceğim ya arkadaşlar zaten. Arılar ne yaptınız aslanla? Ya şunların güzelliklerine bak. Ha git. Kulağımı ısıracak. Tamam gittim tamam. Dokunmuyorum alın ballar sizin olsun. Allah. Hayır düşme. Mahvettim gördünüz değil mi arkadaşlar? Oha hala veriyor. Hah tamam. Şimdi bunları bir ekelim arkadaşlar. Gel bakayım. Evet çilek, marul, domates var. Buna domatesi çalıştırdım. Tamam. Kapat kapısını. Geldik bu seraya. Gel bakayım. Buna marul olarak çalıştırdım. Kapat kapısını. Arkadaşlar çilek para veriyor. Bunda ne var la? Çilek olarak çalıştırdım bunu da arkadaşlar. Hah tamam. Ne oldu? Tamam her şey yolunda. Yanlış bir şeyler yapmışım orada arkadaşlar. Onu düzelttim şimdi. En son biz ne yapıyorduk? Bir TR6'ya gitmem lazım. Abi sen niye durdun? Ağacı hata olarak görüyor ve duruyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kendimiz yapacağız. Git abi. CTRL end dedim burada. Yapacak hiçbir şey yok. Kendimiz yapacağız arkadaşlar. Anlaşıldı. Kireci de biz yapalım ya. Her şeyi ben yapayım ya. Her işi ben tutayım kardeşim. Bu ne ya? Bu ne ya? Gerçekten arkadaşlar. Her şeyi de ben yapıyorum ya. İşçi hiçbir şey yapmıyor maşallah. Gel abi gel bana kireç lazım gel. Gidelim gel. Arkadaşlar ben var ya vallahi batarım. 8 tane kireç aldık 4 tanesi burada bitti. Ben var ya harbiden batarım. Sapları parçalayıp öyle mi kireç atsaydık ama yok ya direkt süreriz biz burayı. Sap parçalamak mı kaldı bu devirde artık? Adamın tarlasında kireçleyeceğiz ama olsun. Doldur. Doldur abi. Doldursana biraderim. Baksanıza full bitti ya. Gerçi diğer tarlaları tek turda halleder bu. Adamın tarlasında kireçliyoruz. Çok güzel. Ama benim adım Ragnar arkadaşlar. Şöyle gideceğim kendi tarlama ikinci kat atsın arkadaşlar. Elin tarlasını atacağını. Öyle değil mi? Şöyle kenarda kalması hiç problem değil. Şöyle bir CTRL end dedim. Tarlanın sonuna kadar. Ne? Ya arkadaşlar şu kadarcık yer için bitti. Bu ne abi? Bence bu makinede sorun var ha. Kireci olduğu gibi atıyor bence bu. Lan bitmemiş deposu bitti zannettim de durdum ya. Abi bu ne? 2 tane kaldı. Yine düştü. Remorkun kapaklarından dışarı düşüyor arkadaşlar. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. TR6 gazlı oğlum. TR6. Normalde çekiyorsun da değil. Niye seri? Arkadaşlar en büyük viteste kalkış alıyor ya. O kadar basit görüyor ki arkadaki remorku. Ayıp be. Şurada kalmış baksanıza 2-3 tane mısır. Selamünaleyküm. Tamam. Şunu da kenara ona yaklaştıralım arkadaşlar. Fend'e hemen binelim. Mısır şey buğday tarlamız ne oldu acaba? Arpa tarlamız. Doldur abi doldur. Arkadakini mi alıyor? Aynen arkadakini dolduruyor. Bunu da doldur. Doldur. Bunun yetmesi lazım. Tarlanın sonuna kadar en azından bunun yetmesi lazım arkadaşlar. Acaba kepçeyle doldursam dolar mı ya evdekiler? Onu bir deneyelim arkadaşlar. Kepçeyle alıp bu makineye doldurabiliyorsak eğer dolduralım. Ya da diğer şeyi elimizde alıp bunun üstüne dökebiliyorsak dökelim. O şekilde doldurmaya çalışalım yoksa ben batarım. 8 tanesine 400 bin lira verdim. Onu da gittim tarlaya attım. Gerçi ben ekipman da satın aldım değil mi? Sadece kireç değil ki. Şimdi... Aha biçer döver bitirmiş. Hadi gidelim. Remork alır mı? Almaz. Mümkün değil almaz arkadaşlar. Nasıl yapacağız onu ya? Benim bir remork alıp gelmem lazım. 3105 ne yapıyorsun? 75 ne yapıyorsun? Remork havada kaldı bir arada remorkun ön tekerleri. Ne yapıyorsun aslan parçası? Korkutma bizi. Şu kapının bir tanesini kapatalım. Sadece bu kapı açık kalsın arkadaşlar. Ya da bunu da kapatalım ya. Arka cam yetiyor. Hadi oğlum hadi. Hadi oğlum. Ha? Buradan duracağım bir de buradan kalkış almakta zorlanacağız arkadaşlar. Hararet mi yaptı ne oldu? Aç şunun ön ızgarasını. Lan yine buna bindi. Allah'ım delireceğim ya. Heh. Dök abi. Yo 5 ton var arkadaşlar. Mümkün değil almıyor. Buraya ne yapacağız biliyor musunuz? Büyük remorkun arkasında küçük bir remork takıp öyle geleceğiz buraya hasat ederken. Yapacak hiçbir şey yok. İn abi. Hadi gidelim. Çok güzel arpa döktü ya. 10 ton arpa verdi baksanıza. Haydi oğlum. Hadi oğlum. Oha. Asfalta gelince, gerçi asfalt değil ama ana yola gelince nasıl vites değiştirdi gördünüz mü arkadaşlar? Hadi benim yiğidim. Ben çektim seriyi. Tamam daha da gideriz arkadaşlar. Bundan sonra rampamız yok. Zaten burası iniş sonra asfalt. Doğru evimizdeyiz. En büyük remorkun arkasına dediğim gibi bir tane şu en arkadaki 6 tonluk İmamoğlu remorku takalım arkadaşlar. Ondan sonra buğday tarlasına öyle geliriz. İçindeki arpayı da o şekilde remorka alırız ya. Fazlasıyla yeter bize. Şuradan direkt böyle kestirmeden dönsem arkadaşlar. Hiç hız kesmesem şuradan döneceğim diye. Bence çok güzel oldu. Seramızı çalıştırdık. Mısır tarlamıza kireç attık. Soya fasulyemizi hasat ettik arkadaşlar. Ondan sonra arpamızı da hasat ettik. Güzel. Bayağı iş yaptık yine bu bölüm. Şuradaki tarlaların hasatları olmamış. Uyanacağız. Bir uyuyacağız bir uyanacağız. Ondan önce benim şu işleri halletmem lazım. Ya da Arkadaşlar şeyi göstereceğim. Bir tane küçük traktör ekleyeceğim. Neden? Yeni traktörümüzü ekleyeceğim arkadaşlar. Onunla bir şeye gidip gelelim biz. Ne diyorlar ona? Onu bir sonraki bölümde de ekleyebilirim aslında. Arpayı almaya gidip gelebiliriz aslında arkadaşlar onunla. Tek çeker traktörümüz kalmadı hiç. Bir tane tek çeker traktör, onu alabilirim. Steyr Bey, Steyr Bey, Steyr Bey lütfen çekilir misiniz oradan? İneklerimizi doyuracağız arkadaşlar. İnekleri kesin doyurmamız lazım. Hayvanların karnı aç. Bu Steyr çekmiyor. Çekmiyor Steyr. Steyr bayağı bir pasif arkadaşlar. Bakın bu da 75 beygir ama bu çekiyor. Hayır ya. Hayır ama. Takılma biraderim ya. Dök. Dök 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 dök. Uğurlu tarım. Bunlar hep yerli marka değil mi arkadaşlar bu remorklar? Uğurlu yazına göre yerli. Burada da İmamoğlu Ömür Sanayi yazına göre yerli. Tamam. Şimdi arkadaşlar Allah kahretmesin ya. Traktörü çalıştırmamız gerekecekmiş ya. Şimdi benim neydi kepçe var? Bahtır'a gel bakayım oğlum. Yem karma ve dağıtma makinemizi hemen takalım. Bizim kepçemiz neydiydi? Fendt'te. Fendt'i falan alıp gelmemiz lazım. Dur. Bahtır'a kal oğlum, sen garajda yat biraz. Senin rengin solmasın tatlış. Tamam. Fendt'imiz burada. Burayı bitirmiştik, şu hemen TR6 gel oğlum. Bunlar niye stop ediyor arkadaşlar? Ben bunları stop etmedim. Şu da çok güzel arkadaşlar. Acayip cüsseli. Daha önce ben canlı yayında söyledim de arkadaşlar. Videomuzda söylemiş miydim bilmiyorum. Ya traktörler, oyundaki küçük görünen traktörler gerçek hayatta ne kadar büyükmüş öyle ya. Geçen gün Erkunt Servet 80 gördüm arkadaşlar. Gerçek hayatta kocaman ya. Eğer daha önce videoda bahsettiysem özür dilerim. Bahsetmemişsem de arkadaşlar bunu bir dillendirmek istedim. Dile getirmek istedim arkadaşlar. Gerçekten çok şaşırdım. Servet 80 oyunda küçücük, gerçek hayatta kocaman. Diğer traktörleri, yani bunları hiç düşünemiyorum arkadaşlar. Gözümüze küçük duruyor ama ne kadar büyük olduğunu tahmin bile edemiyorum. Örneğin T7070 mesela. Oyunda da büyük. Gerçekte nasıl acaba? TR6 nerede? Geliyor. Gerçekte de devasa bir şeydir. Eminim. Evet, evimize geldik arkadaşlar. Anam bu ne lan? Ben bunu koymamış mıydım ya? Ver abi ver. Doldur 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 doldur. Ben bunu almamış mıydım buradan? Almıştım, bir daha düşmüş demek ki arkadaşlar. TR6 direkt beni takip et aslan parçası. Bunu burada sök. TR6 gel. Ana! Ne yaptın oğlum? Hızını alamadın değil mi? Abi. Ben bu tarafa kadar gelmedim. Sen niye böyle bir şey yaptın? Manevraya bak. Acayip manevra var. Bu niye böyle bir şey yaptı arkadaşlar? Bu remork, kal oğlum burada remork. Biz gidelim hemen yem karma ve dağıtma makinesini takalım bunu. Gel abi gel. Bundan manevra da var ya arkadaşlar. Buraya çok rahat koyarız diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar hayvanlarımızın hiçbir şekilde gübre vermiyor arkadaşlar hayvanlar. İnanılır gibi değil. Gerçekten gübre vermiyor. Saman balyası, rulo balyenin büyüğünden bir tane alacağım arkadaşlar. Her defasında çünkü diyor. Saman fazla diyor. Kuru ot balyası. Rulo balyadan 2 tane de bundan alalım arkadaşlar. Tamam. Gel bakalım Fendt. Önce direkt hiç ağırlığı arkaya almadan. Ön yükleyicim nerede? Arkadaşlar ön yükleyicim nerede benim? Neyse ben şuradan bir 2 kova atayım da. Slash. Ön yükleyicim nerede benim? Garajda mı kaldı acaba? Büyük ihtimalle garajda falan kaldı arkadaşlar. Allah Allah. Saçma sapan yerlerde bırakmayalım da. Nereye götürmüş olabilirim ki gerçi? Şaka gibi. Şu anda daldım, onu düşünüyorum arkadaşlar. Ön yükleyicim nerede benim? Dök abi dök. Allah baga girdi. Allah. Gel abi geri gel. Fazla indirdik arkadaşlar, baga girdi. Gel. Bir kova daha atsak yeter. 4 ton alıyor zaten arkadaşlar. Gel abi. Hop. Tamam. Burayı yıkacağım. Üzüm bağını yık, oraya garaj yap, sundurma yap demişsiniz arkadaşlar. Halledeceğim. Onu bu bölümde halledemedik. Bir sonraki bölümde halledeceğim arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Ama benim şu anki tek derdim ön yükleyicim nerede? Tamam. Şimdi bunun arkasından kepçeyi sökelim. Önünden de ağırlığı söküp arkasını alalım arkadaşlar. Ön yükleyicimizi takalım. Gel abi. Ben diğer traktörlere ön yükleyici almayı unuttum. O yüzden Fendt aldım arkadaşlar. Evet, gidelim şimdi. Tek şans arkadaşlar garajda olması. Başka bir yerde olacağını zannetmiyorum. Bibzeri de değiştirecektik bu arada, unuttuk. Tamam, çaktırma. Orada bir demir var. Bu ne? O zincir. Burada. Burada bak. Bunu sökmeden traktörü satmışız arkadaşlar. Bunu olur değil mi? Oldu bile. Süper. Hadi gidelim. Kupotanın ön kepçesi ya arkadaşlar bu. O yüzden olur mu olmaz mı diye düşündüm. Hatta kendi satın alırken ki ön yükleyici özelliğini de o şekilde düşündüm. Doğru düşünmüşüm. 2 çeşit ön yükleyici var ya arkadaşlar. Bir de bunun geniş çaplısı var. Öyle düşündüm. İyi ki de bunu almışım. Şimdi şöyle üstüne dök. Üstüne yavaşça. Allah. Tamam. Gel abi. İkisini bir almayı düşünüyorum inşallah. Yavaş. Oha. Ne olur düşme. Ne olursun düşme. Allah. Arkadaşlar kurtarmayacak. Düşme. Düşme. Süpersin ya. Gerçekten süpersin. Tamam. Şunu da alalım arkadaşlar. Şimdi bunu da koyalım. Ya ben iki taneyi üst üste koymuş adamım. Seni mi alamayacağım? Gel. Bununla nasıl dans ediyorum? İyi izleyin arkadaşlar. O kadar rahat yapıyorum ki bunu şimdi. Al. Lan çok ağzımızı açtık. Az daha bunu koyamıyorduk. Tamam. Gel bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar neyi fazla olmuş? Sılaj az diyor. Ama ben de seni bir türlü memnun edemedim be biraderim ya. Seni bir türlü memnun edemedim be yem karma ve dağıtma makinesi be. Abi sen niye dörtle gidip de boğuluyorsun? Şöyle yavaş yavaş gelsene. Gel 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 gel. Tamam. Manevraya bak. Manevraya bak arkadaşlar. Ya traktör dediğin böyle olacak ya. Traktör dediğiniz böyle manevralı olacak arkadaşlar. Gördünüz mü? Dök abi. Lan. Lan baga girdim. Heh tamam. Aç kapıyı. Aç kapıyı hakim bey. Oh evet. Arkadaşlar her güzel şeyin bir son olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyen abilerim, kardeşlerim, ablalarım, videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere ücretsiz destek olabilirsiniz. Gerçekten arkadaşlar 10.000 aboneye çok az kaldık. Şu mutluluğa artık erelim. Kasım ayı gelmeden 10.000 olmaya çalıştık. Olamadık ama çok yaklaştık arkadaşlar. Hedefimiz yılbaşına 15.000. Çok büyük bir rakam koymadık arkadaşlar hedef olarak. Çünkü yılbaşına tam 2 ay var. Yılbaşına bir 15.000 aboneyle girelim. 10.000 abone olalım ki arkadaşlar şu çekilişlerimizi de yapalım. Biz de kurtulalım, siz de kurtulun arkadaşlar. İnşallah ihtiyacı olan birine denk gelir. İnşallah. Bu arada arkadaşlar YouTube katıldaki arkadaşlarımızın sayısı artıyor. YouTube katıl, bronz kademe, gümüş kademe veya altın kademe fark etmez. YouTube videolarımızdaki kullanacağımız traktörlerdeki isteklerde öncelik YouTube katıllara olacak. Öyle olması da gerekiyor arkadaşlar. Şimdiden çok 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 teşekkür ederim herkese. Desteğinizi gösteren herkese çok teşekkür ederim. Ne diyorduk arkadaşlar her zamanki gibi? Hayatınız hayalleriniz kadar güzel olsun. Mutluluklar üzerinize yağmur gibi yağsın ama kaçacak şemsiye bulamayın inşallah. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.